Kuzu Altı'nın eski patronu FETÖ firarisi Akın İpek, 2018'de Türkiye aleyhine uluslararası yatırım anlaşmazlıklarının çözüm merkezinde açtığı 6 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti. Akın İpek Koza İpek Holding AŞ'nin 26 Mayıs 2015'te İngiltere'de kurulan İpek Investment Limited'a devredildiğini, yabancı bir yatırımcı olarak yatırımının kamulaştırıldığı iddiasıyla 2018'de dava açmıştı. Davada Türkiye Cumhuriyeti'nin avukatı olarak görev yapan Mustafa Doğan İnal, TMSF idaresindeki Koza İpek Holding AŞ'nin İpek Investment Limited'a devrine ilişkin iddiayı kanıtlayan pay satım sözleşmesinin olmadığına ilişkin Ankara 2. Ticaret Mahkemesi'nin hükmünü aktardı. Avukat İnal, yerel mahkeme kararlarına rağmen İpek Investment'ın Türkiye'nin Koza Grubun ülkedeki menfaatlerine zarar verecek girişimlerde bulunduğunu iddia ettiğini belirtti. Bu iddiayla FETÖ'cü Akın İpek, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikili yatırım anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğini öne sürerek bunun sonucu olarak 6 milyar ABD doları tutarında tazminat talep etti. Davada Türkiye Cumhuriyeti'ni savunan avukat Mustafa Doğan İnal, Akın İpek'in tahkime başvurmak için şirketinin milliyetini kasıtlı ve art niyetle değiştirmeye çalıştığını kaydetti. İnal, Koza İpek Holding hisselerinin İpek Investment Limited'e muvazzalı ve geriye dönük olarak geçersiz bir hisse devri sözleşmesiyle devredildiğinin ifade edildiğini bildirdi. Akın İpek'in girişimde bulunduğu pay devrinin Türk hukuku nezdinde geçersiz olduğunu vurgulayan avukat İnal, İpek'in gerçek, aktif bir yatırım yapmadığını, hisse devrinin sadece hisselerin yurt dışındaki bir şirkete geçişini sağladığını, bu durumun Türkiye'de yatırım olarak gerçek bir katkı yaratmadığını aktardı. Uluslararası yatırım anlaşmazlıklarının çözüm merkezi Akın İpek'in gerçek bir yatırım olmadığı halde tahkimi suistimal ettiğine karar verdi. Bu gerekçelerle yetkisizlik kararı verildi ve FETÖ'cü Akın İpek'in esasa dair bütün talepleri reddedildi. Öte yandan Türkiye, Uluslararası Mahkemede Zaman Gazetesi'ne ilişkin açılan davayı da kazanmıştı.